Manşete hoş geldiniz. Ülkenin boğazındaki düğüm. Kc'sini yazdık bugün. Gerçekten ülkenin boğazında ne düğümlenmişse, hani bir şey de çıkmıyor, bir şey de girmiyor, ya da atamıyorsun, ee, ne bileyim konuşamıyorsun, hani pek çok manaya da gelir bu. Ee, Erdoğan Bayraktar'la son günlerde konuşulan bir kelime oldu bu. Boğazdaki düğüm. Özellikle 17-25 Aralık soruşturmalarını doğrulayan, teyit eden ifadeleriyle hatırlatalım. Erdoğan Bayraktar Halk TV.com.tr'de Fikret Bilaya konuşmuş. 8 yıldır Boğazım'da bir düğüm var demişti. Evet ve bu başlıkla da YouTube'da yayınlandı bu söyleşi. Fikret Bilan'ın anlatımıyla oradan bakıp takip edebilirsiniz. Ülkenin Boğazındaki düğüm nedir? İşte bugün bu yayında bunu anlamaya çalışacağız. Gündemde çok şey var. Ahmet Takan'ın e, yazısında Abdullah Gül, Emin Şirin'in Abdullah Gül vurgusuna da bakacağız. Siyasi değerlendirme de yapacağız ama ondan önce Ayşe Özdağ'ın aylardır sosyal ağlar aracılığıyla dile getirdiği çığlık, isyan, talep, sitem neyse onu bir kere daha hatırlatalım. Ayşe Özdağ'ın eşim iki yıldır tutuklu, ben iki yıldır kanser hastasıyım. 7 Kasım 2019'da tıpta çok nadir görülen işte maxiller sinus kanseri teşhisi konuldu. Kanser ameliyatından 2 hafta sonra ben de tutuklandım. Burada eşiyle, ailesiyle fotoğrafları var. Cezaevindeyken ameliyatım geciktiği için sol üst diş, sol damak, elmacık kemiği lenf, lenf bezlerim alındı. Sol çenemin altı boş kaldı. Bacağımdan 20 cm kemik alınıp yüzüme e, konuldu. Bu ameliyatlar tüm vücudumu etkiledi. İşitme, görme, konuşma kaybı oluştu ki videoları izlediğinizde bütün bu anlattığı şeyleri görüyorsunuz. Yürümekte zorlanıyorum. Gözyaşı kanallarım alındığı için gözyaşım hiç durmuyor, sürekli akıyor. Gözümün altına platin konulduğu için o bölgede dışarıdan da görülen iltihap oluşuyor. Son MR'a göre tümör gözümün arka tarafına sıçradı. Doktor ameliyat riskli dedi. Isparta'da özel bir kız yurdunda çalıştığım için bana 9.4 yıl hapis cezası verdiler. Yargıtay dosyamı dün onayladı. Ben bu, hal, bu halde hapiste yaşayamam. Üstelik 7 yaşındaki kalbi delik bir oğlum var. Lütfen sesimi duyurmaya yardım edin diyor. Evet. Bu haldeki Ayşe Özdağ'ın sağlıklı günlerinde şimdi bu noktada işkence, kötü muamele ve bu durumdaki kanser hastalarını içeri tıkmaya çalışan bir Türkiye yargısından bahsediyoruz. Bir başkası TR724'ten okuyalım. Ankara'da 6 ay işkence gördü, askıya aldılar, elektrik verip jopla tehdit ettiler. Dün AA'nın Anayasa Mahkemesince de teyit edilen işkence günlüğünü okumuştum. Sevinç Özarslan haberiydi. Gün geçmiyor ki bir başkası daha ortaya çıkmasın. Binlercesi var böyle. Konuşulmayan, konuşmayan, korkusundan bir şey diyemeyenler de var. Evet, kurbanımız bu. Ankara'daki bir gizli gözaltı merkezinde 6 ay boyunca işkence gören Ayten Öztürk. Türkiye'de işkencenin açık olarak devam ettiğini gösteriyor, yaşadıkları demiş TR724. 2018 yılında yaşadığı işkence, AKP'nin işkenceye sıfır tolerans açıklamalarının sözde kaldığını tescil ediyor. Öztürk aynen şöyle anlatıyor. Bu bölümü okuyacağım yeterli. Başıma çuval geçirdiler, gözümü bağladılar. Bize senin hakkında sonsuz yetki verildi. Arkamızda devlet var. Eğer konuşmazsan buradan çıkış yok dediler. Hani ben Allah'ım, buranın tanrısı benim Bir şeysi var ya hep duymuşsunuzdur, duyarsınız. Filmlerde bile böyledir yani. Bu psikoloji değişmiyor, işkenceci psikolojisi değişmiyor. Arkamızda devlet var, eğer konuşmazsan buradan çıkış yok dediler. Göz kapaklarım da birbirine yapışmıştı. Açmak için sıvı döktüler. Işığa bakamıyordum, askıya alındım. Ellerimi duvarda bulunan halkalara kelepçelediler. Havada değildim, ayaklarım hafif yere değiyordu. Tabanca şeklindeki bir aletle vücudumun açık yerlerine elektroşok verdiler. O halde yaklaşık bir ay kaldım. Ben birazcık güçlenince bu defa çıplak soyma, el ve copla taciz, elektrik verme gibi fiziki işkencelere başladılar. Ellerim kelepçeli bir şekilde askıdayken el ve baş parmaklarıma bir şey bağlıyor ve bayıltana kadar elektrik veriyorlardı demiş. Evet. Şimdi ben bunu okurken bu kadının yani Ayten Öztürk'ün neden tutuklu olduğu... Başına neden bunların geldiği, hakkındaki suçlama ne, buna bakmadım, bunu aramadım. Ararsan bulurum. Yani siyasi görüşü, ideolojisi gerçekten bilmiyorum. Ayten Öztürk hangi nedenle gözaltına alındı veya tutuklandı veya hangi nedenle işkenceye maruz kaldı? Gerçekten üzerine atılı suçlama veya devlet ona nasıl bakıyor bunu bilmiyorum. Ve merak edersem araştırırsam bulurum. Ama burada kişi ayırmaksızın, ideoloji ayırmaksızın hakkındaki suçlama nedir? Bunu bu ayırmaksızın yapılan muameleye dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten bilmiyorum Ayten Öztürk'ün neden tutulduğunu. Bakarsam bulurum ama bakma gereği de duymadım. Kan dondurucu ifadelerle kendine yapılan muameleyi anlatıyor. Her ne yapmış olursa olsun, her ne ideolojiye mensup olursa olsun Buna bakmıyorum, bunu ayırmıyorum. Konuşurken işte bu filan şeyden tutuklu, bu fiş mekandan gözaltına alınmış, bu işte filan konuda bilmem ne kadar ceza almış ama yani işte devlette affetsin, icabına baksın falan demiyorum. Anlatabiliyor muyum? Tamamen insani bir durumun altını çizmek lazım. Kaldı ki üzerine atılan konuların suç olmadığı zaten pek çok şeyle ortada. Ayten Öztürk özelinde de söyleyebiliriz. Ayşe Özdağ'ın, örneğinde de söyleyebiliriz. Bugün Türkiye'de bir buçuk milyon soruşturma dosyası var terörle mücadelede. Ya Allah aşkına 80 küsür milyonluk ülkede bir buçuk milyon terörist mi var? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyin mantığı var mı? siz 18 yaşından düşük 18 yaşının altındaki insanları çıkardığınızda 50-55 milyon nüfusta 1,5 milyon soruşturma dosyasını ailelere de yaydığınızda yani her ailede bir dosya olduğunu düşündüğünüzde bir 4 ile çarpın. 5-6 milyon ailenin bundan etkilendiğini görürsünüz. Yani 5-6 milyon aile terör soruşturması cenderesi altında. Hakları elinden alınmış, verilmiyor vesaire. Ve uzun yıllardır. Öyle bir şey var mı? Hangi terör örgütünün 5-6 milyon aile, ailecek de kastediyorum. Ailecek zulüm de yapılıyor. Eşleriyle, çocuklarıyla, atalarıyla neyse. Hangi, hangi te, dünyada böyle bir terör örgütü var mı? Bugüne kadar yaşanmış mı? Mustafa Tunç, ben de Yusuf'umdan haber alabilir miyim? Allah'ım bize de nasip eyle. Evet, Ankara'da 259 gün önce kaybolan eski Başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit dün bulunmuş, Sincan cezaevinde ortaya çıkmıştı. 25 ay önce kaçırılan Yusuf Bilge Tunçun babası da aynı şekilde umutlanmış ve acaba diyor ben de Yusuf'umdan haber alabilir miyim? Bir başka konu Mühtan Sağlam, bir akremisyen. İhracımdan 3 yıl sonra pasaport tahdidimin kaldırılması için Ankara Nüfus Müdürlüğü'ne 28 Ocak 2020'de dilekçe verdim. Yurt dışında bir etkinliğe katılmak için pasaport tahdidimin durumunu bugün sormaya gittim. Bana söylenen emniyet hakkınızda olumlu görüş belirtmiş, pasaport tahdidi kaldırılabilir demiş. Buna karşın beni personeli olmadığım halde ihraç eden Ankara Üniversitesi ve son kurumum Mardin Artuklu Üniversitesi nüfusun görüş talebine yanıt vermemiş. Bir buçuk yıldır cevap vermemişler. Bu nedenle tahdidim kalkmamış. Bizi hukuksuzca attınız. Neredeyse beş yıldır ihracız. Ama sizden istenen bir görüşe bile cevap vermiyorsunuz. Ankara İl Nüfus Müdürlüğü'nden pasaport tahdidimin kalkması için size iletilen görüş belirtme talebine 17 aydır neden yanıt vermiyorsunuz demiş Ankara Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi'ni etiketleyerek. İnsanları hani medeni ölüm, sosyal ölüm deniyor ya yani bu tam anlamıyla kilitleyip öyle bırakıyorlar. Ne halin varsa gör, yaşamaya çalış. Evet. Levent Mazılı Güney paylaşmış bu sabahki duruşma listesi tam 21 duruşma hepsi silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla ama merak etmeyin 2 saati bulmaz hepsinin tamamlanması. Bu arada zorunlu değilse kimse sokağa çıkmasın bu kadar terörist olan ülkede her köşe başında tehlike olabilir. Biraz evvel rakamları verdim tekrar etmeyeceğim. İşte fotoğrafını çekmiş koymuş her 5-10 dakikada bir silahlı terör örgütüne üye vesaire terör örgütü duruşması. Ve bu 21 duruşma saat 9 ile 10.45 saatleri arasında. Pek çok mahkemede de durum bu. E bu kadar çok dosya, milyonlarca ve milyonlarca aileyi cendere altına alan bir soruşturma söz konusuysa nasıl olacak ki? Böyle. Evet. Erdoğan Bayraktar Fikret Bilay'a konuştu. 8 yıldır boğazımda bir düğüm var senin boğazındaki düğüm neyse hani yavaş yavaş çıkartıyorsun onu da bu ülkenin boğazındaki düğüm ne? İşte onu birazdan göreceğiz. Cemre Binan paylaşmış Galip Küçük Özyiğit ile ilgili olarak bulundu. Mahkeme oldu da kızının haberi olmadı. kim kaçırdı? Neden? Hangi suçtan aniden hapiste? Bunlar devletin hukuk düzenine göre gölge düşürecek şeyler. Cevaplandırılmadan kimse rahat etmeyecek. Ben, ben söyleyeyim yani. kayboldu falan değil. Kaçırılmış. Kim kaçırmış? Devlet kaçırmış. Polis almış bilinmeyen bir işkence merkezinde veya bilinmeyen bir merkezde belki 9 ay boyunca tutmuş. İstihbarat, MIT, sivil olan olmayan unsurlar, devlete çalışan çalışmayan unsurlar. Sonra polise teslim etmişler. Kimsenin haberi yok. Sonra polis sorgusu yapılmış. Kimsenin haberi yok. Belki avukat kendisine verilmiş bilmiyorum barodan. Kimsenin haberi yok, ailesine de haber veren yok. Devlete bu arada sorulmuş, devlet bizde yok demiş, yalan da söylemiş. Evet. Kızı Can Siperhane ki üniversite eğitimine tehlikeye atarak, kamera görüntülerini bularak adeta bir hafiye gibi babasının kaybolduğu gün ve geriye doğru izlerini sürerek e, savcıya götürmüş, emniyete götürmüş kapı duvar. Yalan söylemişler, saklamışlar. Sonra mahkemeye çıkarılmış, sonra tutuklanmış, sonra Sincan cezaevine konulmuş. Bütün bunlar olurken ne aileye ne de işte başkasına haber verilmiş. Sonra arıyorlar, diyorlar ki baban Sincan cezaevinde. Böyle bir devlet. Onun için diyorum ki kimsenin can ve mal emniyeti yok bu ülkede. Bana ne canım yani Küçük Öz Yiğit'ten ve ailesinden bana oluyor mu işte onlar da kendi başlarının çaresine baksınlar vardır yani bir yaptıkları ki işte böyle şeyler başlarına geldi dediğiniz sürece burnunuz çoktan çıkmayacak yani. İşte bu da Yusuf Bilge Tunc'un babasının tweet'i. Hüseyin Galip Küçük Yiğit'ten haber varmış. Ben oğlumdan 25 aydır haber bekliyorum. Belirsizliğin nasıl acı olduğunu biliyorum. Gözünüz aydın ben de Yusuf'umdan haber alabilir miyim? Allah'ım bize de nasip eyle. Artık bir noktadan sonra insanlar cumartesi annelerini hatırlayın. 1994'te 95'li yıllardan itibaren başlayan Galatasaray Lisesi önündeki eylem. Ve onu da doğru dürüst yapamadılar. Her defasında devletin polisin müdahalesi oldu. Ve buna yenilere ekleniyor. Yeni anneler babalar. Bir noktadan sonra da artık ölüsüne de kemiklerine de razı oluyorsunuz. Allah göstermesin ve aynı şekilde Galip Küçük Yiğit gibi Yusuf Bilge Tunç da hani ailesi diyor ki inşallah benim oğlum da emniyette ne bileyim cezaevinde bir yerde çıkar. Buna şükreder hale geliyor insanlar. Sefer Selvi'nin evrenseldeki karikatürü işte adalet terazisini bir kadın tutar ya işte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin baktın olmaz vazgeçersin Zordur almak bizden kızı. Evet. Yargı böyle dalga geçiyor işte. Ve gözü yaşlı aileler hemen altta görüyorsunuz. Gazete Pencere'nin bugünkü manşeti Erdoğan'ın 16 kat büyüyen Türkiye'si bebeklere mama değil şekerli su. Ufukta büyük Türkiye silüeti gören Erdoğan bu yoksulluk tablosunu görmezden geliyor. Derin yoksulluk ağı İstanbul'da 103 yoksul haneyi yakından izledi. %85'i yeterli besine ulaşamıyor. 0-3 yaş bebek ve çocuklar mama alınamadığı için hazır çorba, şekerli su, lapayla besleniyor. 0-3 yaş bebek ve çocuklar İstanbul %85. Evet. O arada işte Erdoğan ne demiş? Büyük ve güçlü Türkiye süreiyeti ufukta göründü. Evet. İbrahim Özdabak Yeni Asya.com TR Yeni Asya gazetesinde çizmiş ne işsizlik ne enflasyon yaşasın banknot batbası. Buradaki yayınlarda defalarca söyledim. İnsanlar fakirleşmeyi hissediyorlar. İnsanlar hayat pahalılığını hissediyorlar. İnsanlar ceplerindeki paranın alım gücünün nasıl düştüğünü görüyor ve hissediyorlar. E, ...aman maaşımız devam etsin. E, devlet para basıp veriyor zaten maaşları. Devlet para basıp ödüyor zaten maaşları. E, fakat sizin cebinizdeki paranın alım gücü düşüyor. Çok standart bir örnek. File kaç paraya doluyordu, şimdi kaç paraya doluyor? Pazar filesi veya market filesi. Gene başka bir örnek. Kıyaslayın geçen sene, önceki seneyle. Yani kaç kilo et alıyordunuz? Kaç kilo ne bileyim patates soğan alıyordunuz, kaç kilo ekmek alıyordunuz veya kaç tane ekmek alıyordunuz, şimdi kaç tane alabiliyorsunuz gramajına bakarak da falan. Temel gıda maddelerine falan bakarak da karar verebilirsiniz. Evet. O arada istifa eden görevden alınanları böyle tablolaştırmış bir gün gazetesi manşetinde. Ama bunların hepsinin yanına kar kaldı yaptıkları. Melih Bulu da var, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da var. Ekonominin bir dönem kaptanı damat Berat Albayrak da var. Instagram'dan istifasını basıp çıkmıştı. Ne bileyim Ruhsar Pekcan da var. Bir şirket kurdurup kendi bakanlığından ihale alan ve zenginleşen. Evet. Hiç soruşturulmadı bu. Hiç üzerine gidilmedi. Hiç üzerinde durulmadı. Ve böyle de devam ediyor yani. Böyle de devam ediyor maalesef. Mahve Eğilmez paylaşmış ki önemli. Biraz evvelki verdiğim örnekle yani para basıp maaşları dağıtma. Yeni düzenlemeye göre diyor, bankalardaki döviz mevduatının dörtte biri zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'na yatacak. Rezervleri güçlendirmek için atılan bu adım kredi faizlerini yükseltir. Ekonomi bilimi çelişkileri yönetme sanatıdır. Yönetemezseniz çelişkiler sizi yönetir demiş. Bankalardaki döviz mevduatı artık sizin değil. Onun da dörtte biri belki ileride daha da artıracaklar. zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'na yatacak ve sizin döviz mevduatınızla Merkez Bankası rezervleri gösterilecek. Yani vatandaşın parası Merkez Bankası rezervlerinde gösterilerek dışarıya caka satılacak. Evet. Siz misiniz İBAN'a para yatırmayan, siz misiniz devlet bağış kampanyası yaptığında para yatırmayan bir biçimde paranıza bir şekilde çöküyor. Çökecek devlet yani. Ayrıca daha evvel defaatle de söyledim ekonomist değilim, alanım değil ama çokça ekonomistten dinledim ve hepsinin e, yorumunun ortak noktası, ortak paydası olarak şunu söyleyebilirim. Bankalardaki döviz mevduatınız artık döviz mevduatı da değil. Yarın öbür gün çekmeye gittiğinizde bunu dolar olarak, euro olarak veya sterlin olarak değil TL olarak alacaksınız. Ve belki de bir süre sonra bu para e, bir kurdan çevrilecek. İbrahim Özdabak çizmiş gene Temmuz ayında 506 bin işsiz, işsizler ordusuna katılmış. Şahlanıyoruz derken işimizi kaybettik. Evet, hep şahlanıyoruz, hep yeni bir dönem. Hmm. Bu kardeşinize yetkiyi verin. Görün bakın döviz ne olacak, faiz ne olacak. Hala aynı masal anlatıyorlar. Millet de yiyor. Orada Oğuzhan Asil Türk hastaneye kaldırılmış büyük geçmiş olsun. Oğuzhan Asil Türk son dönemde Erdoğan'a verdiği destekle gündeme gelmişti. Hatta Saadet Partisi'ne dönüp de bana itaat edin demişti. Çünkü Saadet Partisi'nde bir bıdırdanma olmuştu. Yani ne yapıyorsun sen Oğuzhan abi falan gibi. 86 yaşında eski kurt politikacılardan bir dönem İçişleri Bakanlığı da yapmış 70'li yıllarda. Uzun yıllar siyasi deneyimi var. Erbakan'ın yol arkadaşı, milli görüşte beraber yürümüşler, birlikte bütün partileri kurmuşlar, başlar, başlarına gelmeyen kalmamış, yargılanmışlar vesaire. Ben de yakından biliyorum. Son derece ketum bir e, siyasetçiydi. Ben benim Refah Partisi'ni takip ettiğim Ankara'da 1995-98 yıllarında o dönem Erdoğan e, Erbakan'ın Aksaçlılar heyetinden e, herkes gitti. Bir tek Recai Kutan kaldı. Süleyman Arif Emre vardı, Şevket Kazan vardı, Ahmet Tekdal vardı vesaire. Allah şifalar versin. Koronadan yatıyormuş. Ve e, enteresan bir bilgi e, maskesiz dolaşıyormuş e, maskenin e, koruduğuna inanmıyormuş en son Erdoğan'la Kıbrıs gezisinde de maske takmadığı gözlenmiş e, kendisini hastanede ziyaret eden Temel Karamolluoğlu aşı olup olmadığını bilmiyorum demiş ama yani böyle bir şey olabilir mi birisi koronadan yatıyor ve siz bilmiyorsunuz aşı olup olmadığını sorarsanız yani en azından yani herhangi biri grip olsa sen aşın olmuş muydun falan diye soruyoruz bilmemesinin mümkün olduğunu zannetmiyorum ama speküle etmemek için herhalde söylemedi Temel Karamolluoğlu. Abdülkadir Selvi öğrendiği bilgiyi paylaşmış. Aşıda olmamış efendim. Yani muhtemelen aşı karşıtı. Maskenin de koruduğuna inanmıyor. Şu anda koronadan yatıyor. Acı şifalar diliyoruz. 86 yaşında güç umarım atlatır. Oğuzhan Asil Türk. Evet. Cilal Taş devri bugün biraz karikatür ağırlıklı gidiyoruz dikkatinizi çekersen. Dikkatinizi çekmiştir. Çünkü gerçekten izahı olmayanın mizahı oluyor. Bu karikatür 10 sene önce yayınlanmıştı. 17 Nisan 2011 diyor Cilalı Taş devrinde Emre Ulaş. 10 yıl önceki bir karikatürü tekrar hatırlatıyor bize. Fakat yanlış mı yani? Okuyalım. Çok merak ettiğiniz o çılgın projemi açıklıyorum. İşte demiş. Evet hala anlamadınız mı? Çılgın proje en az bir 10 sene daha iktidarda kalmam. Ne çılgınca değil mi? O günlerde çılgın proje vardı. Erdoğan hıncalı uça bunu fısıldamış ve bunun Kanal İstanbul olduğu yıllar belki aylar sonra ortaya çıkmıştı. Çılgın proje çok tartışılırken 2011 yılında Emre Ulaş bu karikatürü çizmiş. Çizmiş. Evet, benim çılgın projem en az bir 10 sene daha iktidarda kalmam diyor. Öngörüsü için alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz Emre Ulaş'ı. 17 Nisan 2011'de çizdiği bu karikatür aynen gerçekleşti. Bakalım üzerine ne koyacak. Bakalım üzerine ne koyacak? Erdoğan'dan bahsetmişken Abdullah Gülü Anma'dan geçmek olmaz Özdür Kalender karikatürü beni Cumhurbaşkanı seçin milli bayramlarda hastalanmayı çok özledim diyor Evet Abdullah Gül yer yer kendini böyle gündeme getiriyor ama onun hakkında defalarca konuştum tespitimde hiçbir değişiklik yok Özellikle 2013-2014 sürecinde bir noter olarak Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin tüm hukuksuzluklarını onaylamıştır. Sonrasında partisine de dönememiştir. Bir daha cumhurbaşkanı adayı bile yapılmamıştır. Bundan dolayı karnı şiştir. Gelen her teklife açıktır. Konuşur, değerlendirir. Bir kere daha, bir dönem daha acaba cumhurbaşkanı olabilir miyim arayışı içindedir. Keşke. 71-72 yaşına geldi galiba bilemiyorum. Keşke, yani ben yaptım, başbakanlıkta yaptım, bakanlıkta yaptım, cumhurbaşkanlığı da yaptım, devlette her türlü makamı gördüm. Bana, bunu yaşatan halkıma teşekkür ederim. Ben artık emekliyim, torun seviyorum, anılarımı yazıyorum falan dese diyebilse ama diyemiyor bunu yani. Dedim ya karnış iş. Maalesef. Gene Öznur Kalender'den gelsin. Hayda Abbas vakit tamam diyor. Evet. Hayda Abbas... Vakit tamam. Emre Ulaş'ın karikatürü 10 sene daha iktidarda kalmaktı ve tutturdu Emre Ulaş. Bravo. Fakat Erdoğan'ın şahsen defaatle söyledim. Erdoğan ve AKP'nin artık pilinin bittiğini ve hikayesinin kalmadığını, uzatmaları oynadığını düşünüyorum. Sonrasını da kimse kestiremiyor. Kadir Çetin Çalı paylaşmış. Son günlerin aktüel konusu Rıdvan Dilmen. TRT'den yılda 8,5 milyon TL kazanacakmış yani 1 milyon dolardan fazla yani ayda 80 bin dolardan fazla yani ayda 830 bin TL'den fazla. Evet. Ne demişti bu ülkede ayda 8 bin TL ile geçilmeye çalışan insanlar var. Öznur Kalender karikatürü. Evet. Rakamlardan da habersizdi. nasıl haberi olsun ki Rıdvan Dilmen'in? 8 bin TL iyi para ya sen ne diyorsun falan demişlerdi yani. Şamil Tayyar paylaşmış ki adeta ifşa etmiş. TCD'de genel müdürünün istifası veya görevden alınması konuşuluyor. 10 gün önce TCDD'de genel müdür olarak atanan Murat Atik istifa etmiş, isabetli olmuş. Dilerim referansı da hakkındaki istihbarat raporunu sümen altı edenler de hesap verir. Kimsenin yanına kar kalmaz, iyi olmak yetmez, kötülerden uzak durmak gerek. Ee, acaba biliyor mu? Yani birisi perdelemiş TCDD'de genel müdür olarak atanan Murat Atik'i. TCDD'den de iş alıyormuş bu arada. Referansı hakkındaki istihbarat raporunu sümen altı edenler hesap versin diyor Şamil Tayyar. AKP'de böyle arkada bir mücadele fena halde devam ediyor. Kokusu çıkar yakında görürüz öğreniriz. Peki ülkenin boğazındaki düğüm. Evet gene Öznur Kalender'den gelsin. Evet tam 8 yıldır boğazımda düğüm var diyordu ya. Erdoğan Bayraktar işte ülkenin boğazındaki düğüm. Daha doğrusu Erdoğan'ın boğazındaki düğüm. Şey, Erdoğan Bayraktar'ın daha doğrusu boğazındaki düğüm. Erdoğan Bayraktar, Erdoğan isimleri birbirine çok yakın olduğu için evet. Erdoğan Bayraktar'ın boğazındaki düğümü görüyorsunuz. Tam 8 yıldır boğazımda düğüm var demiş. Aşı karşıtlığı sadece kişilerle sınırlı değil mesela Sözcü Gazetesi de aşı karşıtı attığı manşetlerde de bu görülüyor. E, korona virüsü aşısında kirli oyun ifşa oldu aylar sonra ortaya çıktı gibi manşetler atıyor ve aşı karşıtlığını e, Sözcü Gazetesi de bir anlamda destekliyor. E, aşı karşıtı haberlerle falan belki de okunmayı murat ediyor bilmiyoruz ayrı bir konu olabilir. Aşı karşıtı olabilirsiniz ve bu konuda propaganda da yapabilirsiniz ama bu konuda dayatmaya gitmemeniz lazım. Hep söylediğim gibi aşı olacaksın dayatması neyse aşı olmayacaksın dayatması da odur. Latif Demirci çizmiş hürriyette komşusu aşısızken 3 doz aşıyla yatan bizden değildir. <laughs> evet. Bu arada benim yaşadığım İngiltere'de. 50 yaş üzeri ve sağlık durumu kritik olan yetişkinler için üçüncü doz aşı uygulaması başladı efendim. Ee, i̇lk iki dozun üzerinden daha doğrusu ikinci dozun üzerinden 6 ay geçmiş olan 50 yaş üzeri ve kritik durumdaki yetişkinler, sağlık durumu kritik olan, kritik olduğunu düşünen yetişkinler üçüncü doz aşı uygulayabilecekler. Bu muhtemelen Pfizer-BioNTech olacak çünkü İngiltere'de 50 yaş üstüne 2 doz aşı Oxford-AstraZeneca olarak uygulanmıştı. 3. doz destekleyici aşı olarak da Pfizer-BioNTech e, uygulanacak. 50 yaş üstünün aşılanması zaten Şubat-Mart aylarında en geç bitmişti. Dolayısıyla 6 ayda doldu. E, 50 yaş üstü aşısını tamamlayan herkes e, bugünlerde 3. doz için tekrar e, harekete geçti. Onu da belirtmiş olayım. Emre Ulaş karikatürü bugünlerde din, layıklık tartışması gırla gidiyor. Sanırım yarın ya da öbür gün Diyanet İşleri Başkanı durduğu pozisyon layıklık nedir ne değildir. Din ve devlet işleri Türkiye'de ayrı mıdır değil midir? Bununla ilgili geniş bir analizi yapmayı düşünüyorum ama bugün değil. Fakat işte bir biçimde Erdoğan'ın çektiği vagonda Diyanet İşleri Başkanı o nasıl dilerse öyle buyuruyor bir biçimde de Diyanet İşleri Başkanı fetva verebilir mi arkadaş demiyor da verdiği fetvaları eleştiriyor. Kimileri doğru, kimileri yanlış. Evet. Bir başka konu Gezi'nin palalısı Sabri Çelebi 60'ın üzerinde kadını e, pazarladığı bir kadın tüccarı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu haberlere erişim engeli gelmiş efendim. Evet. Trajikomik e, şeyler yaşanıyor ülkede. Evet. Trajikomik bunu da verdikten böylece duyurduktan sonra yavaş yavaş manşeti kapatalım. Ülkenin boğazındaki düğüm konulu manşetimiz, KJ'li manşetimiz böylelikle sona eriyor. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.